Selam Nemur severler. Bu hafta Çin'den alabileceğim en büyük Tesla bobinini aldım. Nikola Tesla'nın icat ettiği anda başarısız olacağı kesin olan icadı. Başarısız olma nedenini şu anda ortaokul öğrencileri bilebiliyor fakat o dönem Tesla'nın kendisi dahil bunun neden başarısız olacağını bilmiyordu. O konulara da geleceğiz. Önce şunun kutusundan bir çıkarıp nasıl çalıştığına bakalım. Paketten öncelikle tabii ki Tesla bobininin kendisi çıkıyor ve bayağı büyük. Bu aleti tabii ki istediğiniz boyutlarda yapabiliyorsunuz fakat böyle hobi amaçlı alabileceğiniz en büyük aletlerden bir tanesi bu. Kontrol ünitesini şu şekilde ayırmışlar ve bayağı uzun bir kablo ile geliyor. Kablonun uzun olmasına çok sevindim açıkçası. Çünkü bu alet çalışırken yarım metreden fazla pek yaklaşmamamız gerekiyor. Hatta önerilen uzaklık 1 metre. Onun dışında bir tane AUX kablomuz var çünkü bu kontrolcünün içine müzik devresi de dahil. Bunun sayesinde Tesla bobininde müzik çaldırabiliyoruz. Şöyle bir tane çuvaldızımız var. Çuvaldızın amacı elektriği tek bir noktaya toplayabilmek. Yani bunu nereye doğru çevirirseniz oradan böyle güçlü bir şekilde elektrik akımları, plazmalar çıkıyor. Son olarak bir tane adaptörümüz, bir de 220 voltluk kablomuz var. Sanırım 220 voltluk kablo Tesla bobini için, adaptör de buradaki işte o müzik devresini falan çalıştırmak için olsa gerek. Tabii bu video benim videom olduğu için azıcık abartmamız gerekiyor. O yüzden aynısından bir tane daha aldım. Çünkü neden olmasın? Ağrını yeteri kadar çarpmak için. Niye hep bana dokunuyor bu işlerin sonu ya? Neyse biz bunun bir tanesini çalıştırarak başlayalım. İkisi birbirine nasıl bir tepki verecek hiçbir fikrim yok. Şu önce benden bir uzaklaşsın. Buradan düğmesi falan açık kalmıştır, bir şey olmuştur. Anlamsız bir gerginlik var üstümde ya. Şeyde satır sayfasında 1 metreden fazla yaklaşmayın diyordu. Onu okuduğumdan beri içim böyle şey, huzursuz. Şu an en düşük güçte çalışıyor. Oha. Bence bu ışığı kapatmamız lazım göstermek evet. için. Yolluyorum yine. Yolla. Çok iyi. Oha. Oha. Patır diyor, bir şey yapıyor çok güçlendirince. Daha fırlamadım bu arada. Çok iyi. Şimdi bir de müzik özelliğini denemek istiyorum. Daha önce bir toplu paket açılışında bir Tesla bobini almıştım. O bundan çok daha küçüktü. Onu bozmuştum müzik çalarken. Bunun sebebi şeymiş. Aslında bunlarda sadece 8 bit müzik açabiliyormuşuz. Ben orada ne bulduysam açtım. Öyle yapmamak lazımmış. Oha çok iyi. Çok fazla bu. Bu arada o en son gördüğünüzde bile fullememiştim. Şimdi diğer testlerimize geçmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan Wargaming ve oyunları World of Warships'tan bahsetmek istiyorum. World of Warships tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde pek çok farklı gemi modeli bulunuyor ve bu gemilerin her birinin kendine has özellikleri var. Stratejinize göre istediğiniz gemilerle oynayabiliyorsunuz. Mesela hızlı ama güçsüz bir gemiyle oynayabilir ya da güçlü ama ağır ve yavaş bir gemiyle oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunu açıklama bölümüne bırakacağım linkten şu anda ekranda yazan Boom koduyla üye olursanız İki tane ücretsiz gemi kazanacaksınız. Bunlar SD Lewis ve Emden modelleri. Sadece bunlar da değil, 7 günlük premium ve oyun içinde kullanabileceğiniz 200 dublon da ücretsiz bir şekilde hesabınıza tanımlanacak. Bu kampanyanın sadece açıklama bölümüne bırakacağım linkten Boom koduyla oyuna üye olan yeni üyeler özel olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Dediğim gibi açıklama bölümündeki linkten oyunu hemen indirebilir ve ücretsiz bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. World of Warships oyununa bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi testlerimize dönebiliriz. Şimdi önce şu iğneyi şuradan almak istiyorum. Ya bir şey yok. Bunun neden başarısız bir icat olduğunu anlatmaya başlamadan önce ilk önce bir Tesla bobinini anlayalım istiyorum. Tesla bobini en basit tabiriyle yüksek akımı alıp yüksek voltaja çeviren bir şey. Bu da etrafında bir manyetik alan oluşturuyor ve etrafındaki nesnelerle etkileşime girmesini sağlıyor. Biraz daha gücünü arttıralım. Bakın gücü arttırdıkça uzakta... Oo, bunu etkilemeye başladı, bunu beklemiyordum. Bunu hesaba katmamıştım. Bu fişe falan takıl değil. Senin de iğneni alalım mı burada? Hatta seni komple mi alsak buradan şu an ya? Ya da dur. Bunu buraya bir yakınlaştıralım. Önce bir şununla ne yapacak göreyim de ondan sonra anlatacağım. Şu an beklemediğim şeyler yaşıyorum çünkü. Yok artık. Gördün mü Arnold'u? Hayır. Bunun gücünü arttırınca bunun iğnesinden şey çıkıyor. Elektrik Oha. Çıkıyor. Bakın bağlı değil bu, şu an boşta. Bir daha deneyelim.
Bunu beklemiyordum. Bu benim için de sürpriz oldu. Işığım ışığı yanıyor oğlum burada ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Yemeyeceğim aslında, mantığını biliyorum da. Yine de garip. Tamam, ampul deneyine geri dönüyoruz. Ooo! Bunun iğnesini geri mi bıraksak ki? En azından nereden çıktığı belliydi. Nikola Tesla hem floresan ışıkları icat etti hem de Tesla bobinini icat etti ve ikisine böyle sahip olduğunda dedi ki ben bunu açıyorum ve istediğim yerden ışık yakabiliyorum. Ve bu tutkuyla sürekli abartarak daha büyük Tesla bobinleri yapmaya başlıyor. En son yaptığı galiba 57 metre. Amacı komple bir şehre kablosuz bir şekilde aydınlatma sunmak. Teoride baktığınız zaman her şey fazlasıyla normal ve olabilir gibi gözüküyor. Yani burada bir şey çalışıyor, ışığı da açıyor. Ben bir zarar görmüyorum, o zaman olabilir. Ve nihai amacına ulaşabilseydi bu 57 metrelik devasa kulelerden dünyanın her yerine yaptırmak istiyordu. Bu sayede hem bütün dünyaya kablosuz bir şekilde elektrik iletiyor, hem uçaklar dahil bütün aletleri kablosuz bir şekilde çalıştırıyor. Buna arabalar, işte ampuller, o dönem ne varsa aklınıza gelebilecek her şey. Fakat çok basit bir şeyin varlığından habersiz. Ne var? Fizik kanunları mı? Fizik kanunları da dahil. Atom. Şu an ilkokul mu konusu, ortaokul konusu mu bilmiyorum. Atom ve moleküler şeylerin birbiriyle nasıl etkileşime geçtiği. Şu anki bilgimizle bütün materyallerin ne kadar iletken olduğunu, işte hangisinin ne kadar hızlı elektrik ilettiğini, ne kadarını yalıttığını falan biliyoruz. Fakat Tesla bunu bilmiyordu. Hatta o dönemdeki hiçbir bilim insanı da bilmiyordu yani. O dönem bilinmeyen bir şey bu. Ve teorisi tamamen yeryüzünün ve gökyüzünün iyi bir iletken olduğuna dayanıyordu fakat değil. Hatta neredeyse yalıtkan bile diyebiliriz bunlara. Dolayısıyla Tesla bobinleriyle uzak mesafelere elektrik iletemiyoruz ya da iletmek istediğimizde kaybedeceğimiz enerji o kadar fazla ki değmiyor. Sosyal medyada takılıyorsanız mutlaka önünüze o şey postu düşmüştür işte. Tesla bütün dünyaya elektrik vermek istiyordu ücretsiz şekilde ama Edison onun önünü kesti vesaire, işte mutlaka bu tarz bir şey görmüşsünüzdür. Aslında hiçbir şekilde alakası yok gördüğünüz gibi. Tabii Edison'un Tesla'ya yaptığı saçmalıklar, kötülükler falan var, o ayrı konu. Ama bu projenin yapıldığı anda başarısız olacağı fizik kurallarıyla birlikte sabitlenmiş bir şey olmasına rağmen Tesla bunu bilmediği için hayatı boyunca bunun peşinden gitmiş ve işte gençliğini çok verimli geçirse de sonra hayatını harcamış şunun yüzünden. Yazık olmuş lan adama. Adamın önünü kesmişler. Kim kesmiş? Edison. Fizik kuralları. Fizik kuralları. Atomlar. Kahrolsun atomlar. Tabii bu dediklerim Tesla'yı kesinlikle başarısız biri yapmıyor. Hala muhteşem bir insan. Bugün kablosuz bir şekilde cep telefonlarıyla konuşabiliyorsak bunu Tesla'ya borçluyuz. Ne bileyim, evimizde mikrodalga fırın kullanıyorsak bunu Tesla'ya borçluyuz. Arabalar var. Tesla. Hiç alakası yok. Nasıl yok ya? Tamam, o zaman deneylere geri dönelim. Hadi getir parmağını. Şimdi az önce anlattıklarımı birazcık da deneylerle destekleyelim. Şu an evdeki lambaları yakmak için niye böyle bir şey istemeyeceğinizi göstermeye çalışıyorum da. Bir taraftan da korkuyorum. Oooo! Neyse, ben bu deneyden vazgeçtim. Bu olmuyor. Olmuyor değil, korkuyorum. Şimdi bir de mesafe testi yapmak istiyorum. Ve galiba maksimum güce çıkartacağım abi. Öyle yapacaksan ben biraz uzayayım şuraya da doğru. Şu an uzadığını kimse görmüyor. Ama uzuyorum hakikaten. Bir de uzayabileceğin yer belli yani, şuraya kadar en fazla. Ben şu an uzadım. Ben de şöyle uzayayım. Şu an üstünde gereksiz bir gerginlik var. Harun da orada garip şeyler yapıyor. Yok ya, ben gergin değilim abi. Neyse, unutmadan bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan şimdiden videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca abone de olabilirsiniz değilseniz. Açıyorum. Aç. Şu anda bu arada çalışıyor. Ucunda iğne olmadığı için farkında değiliz. Abi bir tanesi yanıyor. Oho. Bir şey diyeceğim ben. Üstüne iğne koymadığım zaman çok geriliyorum. İğne de en azından böyle nereye gittiğini görüyorum. Öbür türlü böyle rastgele bir yerlere gidiyor. Tamam, böyle deneyelim. En azından hedefli. Sadece en baştaki yanıyor. Öyle mi? Evet. Şey mi kalıyor hocam? Alçak mı kalıyorlar ki? Ya ben riske gireceğim. Şu an yanıyor. Çok az ama. Yeter. Korkuyorum ve bunu söylerken utanmayacağım. Korkunç.
Şey yapmayacağını biliyorum bu arada. Maksimumda kullansam bile ve direkt elektrik bana çarpsa bile bana bir şey olmayacağını biliyorum. Ama görsel olarak insanı o kadar korkutuyor ki böyle en fazla gıdıklayacak yani. Böyle şeyler var ya hani şaka çakmakları falan var ya öyle böyle çarpılıyor. Onlar gibi bir şeyler yapacak. Şimdi geçiyoruz ikili testlere. Bu arada bunların ikili olarak ne yapacağını gerçekten bilmiyorum. Şey gördüm böyle bir tane bilim fuarında mı ne iki tane kocaman koyup müzik çalıyorlar. Ama ikisini böyle maksimum güçle açıp yan yana yaklaştırınca ne olacağı konusunda ne olacağını cümleyi de toparlayamadım ama birlikte göreceğiz. Sürekli olarak birbirlerini etkiliyorlarmış gibi bir frekans, böyle ikisinin frekansı karışıyormuş gibi bir şey oluyor. Şarkı açık değil mi? Değil. Ben şarkı açık zannettim. Yok, şarkı yok. Garip çalışıyorlar. Birinden şarkı açayım. Birazcık daha yakınlaştırman gerekiyor sanki. İşte dokunmalarını istiyor muyum, istemiyor muyum onu bilsem? Bir şey olmaz ya be abi. Ne olacak en fazla? Şimdi birinden şarkı açacağım çünkü iki tane Bluetooth şeyim yok, AUX kablom yok. Diğerinden de sadece voltaj vereceğim. Veriyorum. Ver. Müzik açıkken ötekinden yüksek voltaj vermem hiçbir şey değiştirmiyor bu arada. Sadece fazladan gürültü yapıyor. İkisini aynı anda aynı müziği nasıl verebiliriz? Eskiden şöyle kulaklık çoklayıcılar falan vardı. Keşke onlardan alsaydım bir tane. Bir de sanki ikili olunca gücü azaldı değil mi? Evet. Ben şunu bir daha bir tekli denemek istiyorum. Şu an bir kafam karışık. Kesinlikle tek başınayken çok daha fazla elektrik çıkarıyor. O zaman mesela iki tane çuvaldız varken aynı şarkıyı açsam ne olur? Hatta bunlar sırasıyla daha da artsa eğer başarılı olursak. Bir şey diyeyim mi? Aklındaki şeyi yaparsam çok iyi olacak. Ne yapacaksın? Bir sürü tel. Olur. Ya niye tutturamadım ben bunları bu vidaya? Açık bir şekilde burada vida var ve tutmuyor, delireceğim. Evet geliyor. Yok artık. Oha. Her yerinden çıkıyor. Oy. Ben bunu story atacağım. Beni Instagram'dan takip edenler bunu önce görecek. Bir de son olarak müziksiz denemek istiyorum. Full voltaj, voltaj. Konuşamıyorum artık. Çünkü müzik sonuçta sürekli inip çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Full açtığımızda bu olmayacak. Bu kadar mı maksimum gücü? Evet. Muhtemelen anlık bütün gücünü veriyor büyük evet, ihtimal. Müzikte böyle her şey vurduğunda böyle patlama yapıyor. Bunda yapmıyor. Eğlendik mi? Yani. Gergin yani. Bir eğlenceydi. Bilmen gereken şey, asıl gerginlik bu videoda değildi. Neydi? Bu aslında sadece Tesla bobininin sınırlarını anlamam için yaptığım bir deneydi. Sonra? İyisi, dünyada daha önce hiç yapılmamış bir şey yapacağız birlikte. Şunlar sayesinde. Yani şu an niye anladık? Şunlardan ne kadar fazla olursa elektriği ona göre farklı yönlere şey yapabiliyorum. Yani şunu şöyle yaparak buradan da şaptırabilirim. Şimdi çok fazla spoiler vermek istemiyorum fakat bunlarla çılgın deney ve çocukluk hayalim karışımı bir bölüm gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Bitti video Harun. Bitti mi? Şu an çıkış yapmış gibi oldu. Bitti zaten. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay. Bari ben de bildirimleri açayım da gelince kaçırmayayım, merak ettim.